Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Deals Life'dayız bugün arkadaşlar. Ticaret yapacağız, alacağız, satacağız, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bir bölüm çekmiştik daha bu oyunu. Bu ikinci bölüm olacak YouTube için. Şu anda Twitch'te de canlı yayınımızı açtık. Hemen hızımızı kaybetmeden oyunumuzu biz başlatalım. Şuradan gelelim, devam diyelim ve kaldığımız yerden. Evet, sesi bayağı bir yüksek geliyor bunun. Analist, bilirkişi, benim elemanlarım iki tane tamircim var değil mi? Tamam, iki tane tamircim var. Bunlara da çok para veriyoruz ya. Ulan dükkanda mal yok. Açalım abi. Satmaya geldin. Merhaba, benim ismim parça elimde geçti, bunu kaçırmak istemezsin. Allah Allah, bakalım. Tahmini satışı belli değil, sıra dışı iyi durumda. Çok abartılı bir şey değil gibi. Ne istiyorsun abla? Aç gözlüsün sen değil mi abla? Hiç ilgilenmiyorum, sen git abla ya. Bu hurdayı mı satacaksın? Epic çok kötü durumda. Ulan bunu tamir ediyoruz lan, 164 dolar satışı var. Aç gözlü değilsin. Kaç veririm? 164 dolar satış fiyatı varmış kardeşim. Hani 140 vereyim sana. Çok da bir şey isteme yani. Çünkü bunu tahmin edince... Oo, wow, yeah man. Şunu bir tamir etsek bakayım. Epikmiş. Bakacağız, göreceğiz. Açık arttırmada sat. Yok. Open. Bize mal lazım hacı ya. Şey göre bakalım, verecek misin? Kupa gibi bir şey bu. Bir bakalım. Kötü durumda, sıra dışı. Aç gözü falan da değilsin. Üstelik kara cahilsin. Ne istiyorsun? 325 istiyorsun. Bokunu çıkarttın sen de. Ablacığım 250. Öyle. Özür diliyorum. Bu aldığımız ürün neydi ya? Kötü durumda. Bunu tamir edersem kaç para? 135 dolar. Ama sıra dışı. Bunu tamir etmeye gerek var mı? Kaç gün sürecek? Aman abi. Çok istiyor ya. Aman be. Belki müşteri çıkar. Bu ne? Bakalım diyorsun. Kötü durumda, tahmini satış 395. Sen biraz açgözlü gibisin. Ablacığım 370 çok diyorsun. 300. Umarım kazıklanmadım. Nasılsın kardeş? Hadi yapalım. Tamirci, tezgahtar, kiralık dükkan falan filan falan falan filan falan. Aç dükkanı. Abi mal yok dükkanda ya. Cidden bak, artık senin dostunum olur da başın kötü gidiyor, polis diye avazın çıktığı kadar var, eminim, emin ol işe yarayacak. Sen de satmaya mı geldin? Emmican. Sever miyim bakayım? Nadir. Çok kötü durumda, seninle ilgili bilgimiz yok ama. Çüş. Abi hiçbir şey belirli değil. Ben o belirsiz şeyi, o parayı alamam. Açık arttırmada al. Cık.
Yok. Param yetmiyor abi. Gel bakalım yenge. Şu Boltraf'taki ürünü götürmen lazımmış. Hangi ürünü istiyorsun abla? Ha, bunu istiyorsun. Tamam. Aç gözlüsün. Vallahi teklifin ya kusura bakma 450 yani. 430 kusura bakma. Vallahi ablacığım bak 395'miş bak 400 son aldın aldın. 400. Tamam ver. Gıcık. Ne hazinesi lan? Anasını bellemişsin aletin. Sıra dışı iyi durumda ama. Ama iyi durumda. 700 dolar istiyorsun. Sen aç gözlü de değilsin. 620 çok kardeş. 620 çok. Bak 575 vereceğim sana. Teşekkür ederim. Bakalım hiçbir halt yok. Tamir durumlarını gözden geçiriyoruz. Bir günü kalmış. Ben tamir ettirmedim zaten. Bir günü kalmış zaten. Aç. Bu ne? Sıradan çok kötü. Abla hiç ilgilenmeyin bununla ya. Çer çok bu. Bu ne? 860 durumu iyi. Bilgilisin ama aç gözlü değilsin. 860 değerin var. 440'tan fazla uzaklaşmazmışsın. O zaman sen bunu 375'e bırakırsın abine. Hadi kolay gelsin. Abi mal almamız lazımdı. Oha! 1140 oldu aletin fiyatı. Hay maşallah. İyi iyi. Furkan bunu sevdi. E yapalım o zaman. Tam müşteri az geliyor reis ya. Bak bu temizi o trenin. Sıradan çok iyi durumda. 215 istiyorsun. 215 istiyorsun. 100 dolar veririm. Yapacak bir şey yok. Depoya girecek kadar param yok şu an. Giremem. Evet, raftaki ürünü görmüşsün. Bunu mu istiyorsun? Şurada şu 860 dolarlık ürün. Bilgilisin aç gözlü değilsin. Ederi 860. Anlaşamazsın ablacığım. 1000 dolar o. Özür diliyorum. Açık arttırma ürün satabiliyor muyum? Satabiliyorum. Şimdi boktan şeylerde bak şu kötü durumda mesela şunu. Sat. Ne kazanırsam artık. Ne istiyorsun sen? Bunu istiyorsun. Bak 860 az verirsen para aç gözü değilsin. Güzel. 810 verdin ablacığım ama 810 değil onun fiyatı 950 şimdi kusura bakmayacaksın. Görüşürüz. Allah bereket versin kardeş. Ürünümüz az ama abi bir şekilde satış yapacağız yani. Sıradan iyi durumda. Oyun konsolu bu. Hakkında bir bilgimiz yok. Değeri 570. Bence değeri ne kadar biliyor musun? 350. Nadir 18 bin diyorsun abla alamam. Benim o kadar param yok. Şu oyun konsolunu
$27 üç gün. Bir dakika. Çalışsın ip neler ya. Üç gün abi iyi çok iyi yapacak. İkisini de çok iyi yapalım. Yani $50 fazla kazanalım yani. Bunu mu satmaya çalışıyorum? Bakalım. Çok kötü durumda. Tahmini değeri de $310'muş. Sana bir bakayım. Bilgi vermiyor hakkında. 205 diyorsun abla. Kurtarmaz. 180 abla. Yerde sahipsiz bir eşya buldum. Sana veriyorum. Kim bilir değerlidir. Vay be. Artı bir eşya. Rica ederim. Düzgün otaşlar yardım etmeyi severim. İyi günler. İyi günler memur amca. Neyi almak istiyorsun yavrum? Epic. Tahmini değeri 1140. Bilgimiz yok seninle ilgili. 830. Geçeceksin o işleri yavrum. Geçeceksin o işleri yavrum. Hiç kusura bakma. O arkadaşı ben sana 1350. Çık abla çık. O paralara vermem sana. Hadi yürü. Çok iyi durumda. 5700. Param yok ablacığım. Hadi güle güle aslanım. Abi işler kes at ya. $340'lık bir ürün. Seninle ilgili bilgimiz yok. $340'lık bir ürüne fiyat söyleyelim. Tamam alt 400. Çık. Allah bereket versin. Epic iyi. Geri zekalı mıdır nedir ya? Devam. Katana gibi bir şey getirdin. Oha abla kusura bakma. Ne alıyorsun abi? Epic 590'mış. Bakalım sana. Aç gözü değilsin. Ben sana bunu bir oh. Bak ben sana 950 yok. Ben sana direkt bunu düz 1000 diyeyim. Tamam. Şimdi sen 900 dedin ya. Bak ben sana bunu şimdi 975 yapacağım. Ver 900'e bacı. Hadi dayı. Hadi dayı. Hadi. Sıra dışı çok iyi durumda. Tahmini $740 değeri var. Aç gözü falan değilsin. $740'a satabilirim. Çok iyi durumda. Ne yapabilirim o zaman? Şöyle yapabilirim. Bu dayıya 400 diyelim. Ver. $540. Güzel. Birinden zarar ettik, birinden kâr ettik. Nasip bu işler abi. Şu ürünlere bir bakayım mı? Çok iyi durumdasın, çok iyi durumdasın. Abi bunun değeri iyiymiş ya. Bunu tamir edelim ya. Bunu edelim ya.
satacak ürünümüz olsun ya. Tipine sıçtığım, gel gel. Abi bunu almak istiyorum ama satış yapamazsam çok kötü olur. Oğlum 1675 diyorum lan. Batacağız biz ya, dur bakalım. Aha satış geldi. 300 dolar 300 dolar, Allah bereket versin. 180 ödemişim abi. Tahmini değerle uğraşma, kar yap. Abla 240 diyorsun, 300 diyeyim ben sana direkt o zaman da. 300. ...290. Böyle de kar ediyorum ama kar etmem lazım. Para ihtiyacım var. Sağ ol. İyi durumda. Bilgimiz yok. Baba 92 değil. 92 değil. 70 dolar. 70. Burada satış yeri çıkmadı, şansıma sıçam. Alıcı lazım bana, alıcı. Zaten depo dolu. Ne alıyorsun? Bunu alıyorsun. 70 dolar ödemişim. Bakayım, aç gözü de değilsin. Sana ben şimdi bunu yaslayacağım. Teşekkürler. 1680 demişim, 3000 dolarlık ürün. Bak kaç para veriyorsun? 3050 mi veriyorsun? Tamam. Ben seninle küçük bir pazarlık yapacağım abi. Hani 3200 diyeceğim sana. Eyvallah. Nadir, kötü durumda, 2000 küsürlük bir malzeme. Aç gözlü falan değilsin değil mi? Sabırsızsın ama. Çok istiyorsun. Çok istiyorsun. Üstünüm var. Eksiye düştük yala. 10.000 dolar yanında bulduk da sıçtık şimdi, dur. Aa çok aklıma da sattı. Neyi satalım? Bak. Verme, sen verme lan. Hıyar.
550 ödemişiz. Ne veriyorsun? 910 mu veriyorsun? Allah bereket versin abi. Bak ben sana onu 1000 diyeceğim şimdi. Teşekkürler. Sıradan ürün yallah. Oh. Oh. 7800 oldu. Bu tamirde 3 tane ürünüm var zaten. Ürün yok ki anasını sattım dükkanda. Ya bunu alacağız, tamir ettireceğiz, zarar edeceğiz. ...172'ye ne dersin diyor, 160 diyelim. Çok iyi, sıradan. Aç gözlü ve bilgili, hiç ilgilenme, gönder. Sıradan kötü bir ürün. Sıradan kötü bir ürün, aç gözlü değilsin. Bir bakayım ne istiyorsun abi. 180 dolarmış. 70 dolar. Ya kusura bakma. Ya malzemem var Allah'a şükür de dükkanda yine bir şeyler daha olsa iyi olurdu tabi. Çok kötü nadir. 1780 diyor. 920'ye veriyorsun vallaha mı? 720 de. Hadi hadi. Önemli. Malzeme gel. Bu ne la? Epik mi? Anana avradını. Bu kadar aç gözle ilgilenme. Direkt gönder. Devam. Yeni tahmini fiyatı bilinmiyor. Düşün artık. Nadir bir ürün var şurada. Kaç para? 5 gün. Oo, bunun değeri çok fena artacak baba bak. Şöyle işe başla. Open. Hadi kazanalım, yiğidim. Bu ne la? Sıra dışı diyor, kötü durumda. Bakalım, dayı aç gözlü değil ama biraz koleksiyoncu bir dallama. 560, 250. Allah 250. Baba 250. Yok 250 ya. Kazandık açık artmada güzel bir mangır. Open. Bu satmaya geldi. Nadir bir ürünü satıyorsun. Çok kötü durumdasın. Aç gözü değilsin. 1080 eder mi? Has. Al. Canım mı sıkıldı? Kıyamam. Riskli olacak. Para kaybedebilirsin ama elinde çok iyi fırsat geçebilirsin. Dinliyorum. Elimde rastgele seçtiğim bir eşya var ve ne olduğunu bilmeden onu sabit bir fiyata satın alarak cesaretim var mı? Param yok. Kalsın. Bastık yine düğmeye. Yani mal alın, it ol itler. Habire bir şey satıyor ya. Abi çok kötü bir şey bu. Aç gözle değilsin. Bu ne lan 55? Güle güle. Abi buna zaten param yetmez. Bak bakalım de. Efsanevi çok kötü durumda bir şey. Ah veriyorum sana fiyat. Oğlum banka abire para veriyor da açık arttırmada sat.
Abi tahmini de 57.800. Şu gitarı satayım ya. Sat abi gitarı. ...7800 o buzdolabının tahmini fiyatı dayı. Koleksiyoncuysa buna yaslarım bak, 10.000 verdi. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Golf sopasının fiyatı 6.000 küsür oldu. Az. Doğrultacağız, götü doğrultacağız. Böyle kalmaz bu işler. Neymiş bu ürün abi? Fiyatı bile belli değil. Yallah. Kötü 395 diyorsun. Kaç aldıydım lan ben bunu? 160 aldım. Allah Allah. 500 diyelim abime. 445. Al 450. Hadi yolun açık olsun abi. Sıradan çok iyi durumda. Bir brush gibi bir şey bu. $10, $5 ne kar edersek. Tamam, iyi gidiyoruz şu an. Fena değiliz. Tamir edilen ürün var mı? Ona bir kontrol edelim. Ya da edilmesi gereken bir şey var mı? Bendeki ürünler hepsi çok iyi durumda şu an ya. Ne satıyorsun? Fırın gibi bir şey satıyor bu. Neymiş? Nadir çok kötü durumda. Bence iş yapar. Tahmini 1340 diyor bu haliyle. Bin. Neyse. Bir hıyarlık yapıp almış olduk. Neyse. Şu fırın gibi bir şey vardı lan. Tamirat başlasın kardeş. Bakalım. Evet aç gözü değilsin. 8.000 verdin. 12.000. Sıkıntı yok. 10.000. Verdi. Demek ki 7.000 ila 9.000 arası bir fiyata gidiyoruz. Açık attırma sonucu artı 43. Allah bereket versin. Geç baba bizi aşar. Allah bereket versin. Epic diyor kötü durumda diyor. 5900 tahmini değeri var.
Buna ben 3,5 diyeyim. Tamam, 3900 abla be. Geç. Ama sağlam değer gelecek bundan. Na epik çünkü. Dayı güle güle. Nadir ürün. Hiçbir üzerine bilmiyorum. Neydi değeri? 1620. Teklifin mi ne? 900. Teklifim 950 abi. Teklifim 1000 abi. 1000. Lan ver tamam ya. Allah belanı versin ya. Sıradan kötü ilgilenmiyorum. İki tamircim de çalışıyor. Bu ürüne talip gelir mi? Kitle şunu. Şunu açık arttırmaya gönder. Aç gözlüsün, bilgisin, koleksiyoncusun. Sana koleksiyoncusun sen. Her türlü sokacağım sana bunu. 5700 çok. Geç, geç, geç. Yemezler aslanım. Uçma. Hıyara bak. Bizi kazıklayacak dallama. Kalsın, kısa bir süre sonra onları almaya gelip sizi yardımınız için ödüllendireceğim. Ne dersiniz? Neden olmasın derim. Ne bu? Bilgimiz yok. Epik ürün satıyorsun abi de ne satıyorsun? Çok istiyorsun. Hadi yoluna gidelim. Epik tahmini satış değeri 1220. Koleksiyoncusun. Ben polisi arıyorum abi. Ürünün fiyatı arttı. Epic durumu çok kötü. Aç gözlü koleksiyoncu bir da var. 6900 mü istiyorsun? Anlaşamayız abi. Of. Bir ürünüm vardı tamir bekleyen abi. Tamam. Cahil cühelasın. İyi. Baba 6300 üstü ne ya? 7500 baba. Ayıp ediyorsun ha. Yedi mi verdin? Ver. Ne bu? Sıradan. Güle güle. Canımı sıkıyor benim. Terbiyesize bak ya.
oradan da para kazandık. İyi. Nadir kötü durumda, açgözlü ve bilgili bir eşek sıpası. Şimdi 320 dolar verdi. Nadirsin, kötü durumdasın. Bir de 320 mi istiyorsun? İt olayım, 250. Şunu tamir et. Hiç bulaşma. Şu futbol topunu çıkarttırmaya göndereyim ya. 1616 dolar para harcadık buna. Ne kazanırsak artık. Kötü durumda 1960 değeri var. Çakalı da bize denk geliyor. Sıradan iyi durumda 670 diyor. Aç gözü değilsin. Ah. Aç gözü değilsin. Kötü durumda 3600 değeri var. Yani elimizden geldiğince. Satışlar patlıyor ya. İyi gidiyoruz. Şimdi benim iki tamirci de çalışıyor mu ya? Çok pahalı baba bu bana ya. Şu an o durumda değilim yani. Param yok o kadar. Sıra dışı kötü durumda, aç gözü değilsin, 1040 değeri var. Bence değeri ne kadar biliyor musun? Bence değeri 400. Ver. Gerek yok dayı, güle güle. Param yetmiyor. Güzel. Bunu mu istiyorsun? Tamam. 1300. 1500. Evet arkadaşlar, çok eşit dediğinizi duyar gibiyim. Sizler de görün diyorum. 1440 mı? Ver abi.
Ticaretimizi yaptık ya, iyi değil bayağı bir mantık. Hay ben böyle şanslı, sahte miymiş o ya? İşe yaramaz malzemeler geliyor. Sürekli işe yaramaz malzemeler geliyor. Çıldıracağım ya. $205 bir mal. Teklifim $100. $120 olsun at. Lan git bana ne lan? Sağ ol polis amca. Çıkartmada satılacak ürünler. Ya bilmiyorum ama çıkartmada satılacak bir şeyim yok ki. Uyduruk bir şey olsa çıkartmaya verirdim. ...1840 sıra dışı. Bakalım bilgimiz yok seninle ilgili. Fiyat mı söyleyeyim? Ah. Teşekkürler. Tahmin fiyat 5400. 5,5 de bilgim yok seninle ilgili. 6500 diyorum abi. Yapacak bir şey yok abla. Ne satıyorsun? Nadir, kötü durumda. 3850 değeri var. Aç gözlü falan değilsin. 3150. Çok istiyorsun abi. 2,5. Sen iyi bir şey yaptığını sanıyorsun. Ben de iyi bir şey yaptığımı sanıyorum. Bakalım her şey nasip. Gir. Şu silahın durumu kötüydü değil mi? Bundan çok güzel para bulacağız. Tamir et abi sen bunu bana. Şu açık kapımadan ala bir bak bakayım ne var. Ulan pezevenge bak ya. Tamam. Epic. Bu pahalıdır. Bunun durumu kötü. Bunu alırsak tamir ettiririz en kötü. Bakalım. Ananı avradını çık. Şu Japon çay seti nerede lan? Tamir et. Hadi açalım.
Evet, bu neydi? 4900'müş değeri. Aç gözlüsün ama koleksiyoncusun. Teklifin mi ne? Teklifimi soruyorsan teklifim bu. Al senin onu. Yani tamiratlar devam ediyor abi. Bu ne lan? Çok iyi ama sıradan. Aç gözü falan da değil. Değeri ne bunun? 350'ymiş. Aç bakalım. $150. $170. Lan ver tamam. $200 satsak kar onu boş ver. Ağız sağ dişkin bir mevsim sen çıkan pahalısın için hemen gerekli süre toplam $1000 kaybettim. Lan oğlum sürekli ulan şerefsiz oyun. Bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. İtlik yapıyor bana ya. Yallah tazik. Canımı sıkıyorsunuz ya. Bu ne lan böyle yamuk yumuk bir şey getirmiş ürün diye. Sıradan ve çok kötü durumdaki bir şey. Ablacığım kusura bakma da ne yapayım ben onu ya. Bazı şeylerin fiyatı uçuyor, uçuyor. Ne diyor? Artı bir şöhret puanı, envanter boyutu 8'de kalıyor. Maksimum müşteri 1 artıyor, çalışma oranı aynı. Başlangıç ücreti 7000. Kirala ve taşın yapayım mı buna ya? Dur. Bu ne? Ebeğin ki. Kirala ve taşın. Yani... Kaliteyi arttırmak gerekiyor. Ne bu? Sıra dışı kötü durumda. Ama aç gözü değil. Neymiş değeri lan? $80'lık şey ben ne yapayım bunu ya? Epic. Tahmini değeri 12.500 dolar. İstediğin kadar aç gözlü ol. 15.000 hocam. Hadi canım. Senin için 13.000 yapayım hadi. 11.400. Ha şöyle. 12.000'e gel. Ya kardeşim, gerçi her türlü kar ediyorum ya. Ver. Ben niye kar ettiğim şeyi satmıyorum ki? Aptallık bizimki de. Ne istiyorsun? Bunu istiyorum. 9.200'müş nadir değeri. Ben 4.000'in altına satmayacağız bunu. Aç gözü falan değilsin. 13.800'den fazla vermez misin? Bence verirsin. Allah bereket versin. Tahmini 2.650. Nadir ürün. Satan kişi aç gözü değil. Geri zekalı biraz daha. Bakalım. İlk fiyatı ben mi veriyorum? Tamam veriyorum. Diyorum ki sana 1.750 diyorum abla. Abla... Yani 2.200 çok ya. Bak 2.000 daha da bir şey isteme yani. Ya abi 2.000. O zaman yallah. Oyun bug'a giriyor gibi geldi bana ama neyse. Çay seti de bayağı kar etti. Depodan çıkarttırma diye depoya mı gireceğiz böyle? Ya depo işinden kasık yeriz ya. Bak. 10.000'le girdik.
İyi, mal doldurduk dükkana. Şimdi ödenen 4000. Ya bunları tamir ettirirsem para kazanırım gibi geliyor bana. Bas bakayım tamirine. 360 diyor, geç. Bak şimdi bu kar edecek belli. Öbürlerine de müşteri çıkarsa satarık. Yani. Tamir değerini bilmiyorum ama 4450 demiş. 5500 mü? 6500 desek. Ver 6000 abi. 6300 mü? Abi hiç seni zorlamıyorum. 6300. Allah bereket versin. Sıra dışı iyi durumda. Tahmini değeri bilinmiyor. Çok aç gözlüsün. O yüzden ilgilenmiyorum. Açık arttırmada sat seçeneği çıktı. Açık arttırmada sat seçeneğinde... Aa şunu sat gitsin aslında. Yani... Açalım dükkanı. Bunları alamayız ya. Ama epik. Nadir çok iyi. 1460 değeri var. Aç gözlüsün. Kaç veririm? 1000 veririm abi. 1000. 1000. Ulan buna da 4450 dedik ya. 9000 mi? Allah bereket versin. Tahmini neymiş? 3550'ymiş. Bakalım. Allah bereket versin. Epic tahmini değeri bilinmiyor. Aç gözü değilsin, bilgili değilsin. Kaç paraya vereceğim bunu abi? Ben ne bileyim bunun değerini? Bilmiyorum ki. Epic ürünü al, 1000 dolar vereyim sana. Güle güle. Çok kötü durumda. 530 değeri var. Bilmeden sabit fiyata satın alacak cesaretin var mı? Bize kazık atacaksın sen ama. Hadi yapalım. Abi değerini de bilmiyorum. O yüzden ilgilenemeyeceğim. Kusura bakma ya. Şerefsizden kazık yedik. Thank you.
Yani fiyatı ne? 365. Ne istiyorsun? 325. Çok istiyorsun abi. Yani biz de kar edeceğiz bu işte. Ya yap kardeşim 250. Vallahi o zaman güle güle. Boyutu artı, müşteri düşüyor, çalışma alanı artıyor. Ama şey alabiliyorsun, bir tane daha çalışma, işçi alıyorsun. Şu muydu lan o dükkan? Kirala takım oğlum. Analist. Analist pazar hareketlerini araştırır, sana pasif olarak bilgi kazandırır diyor. Bir analist işi aldık. Başla. Alamam kardeşim, param yok. Değerini bilmiyoruz ama 506.000 dolara yakın para ödemişiz buna. Bu cahil cühela ne veriyor buna? Bir fiyat söyle. Söyle. Ne söyleyeyim? Al. 7.500 al. En azından zarar etmedim. Tahmin 2300, sıra dışı çok iyi durumda bir ürün. Sen saçmaladın iyice ha. Al. Onu da sattık. Beyin yıkayıcı gelirse alırım. Yani ticaret zor tabii. Kardeşim kusura bakma ama yani bunu ben alıp ne yapayım? Al. İyi. Beyin yıkayıcı sahteci. Analistten sonra bir şey daha alıyorduk ama neyse unuttum. Yani şanslı kişi neydi bu? Ne şanslı birini bulundurmak her zaman iyidir. Çünkü onlardaki şans pasifi sana de geçer diyor. 400 dolar bir şeyini alalım işte. Ve satıldı. Güzel. Satış iyidir, satış iyidir. Açık arttırmada sat kısmına gelelim. Ne var abi satabileceğimiz açık arttırmada? Sandık mı? Daya şu sandığı açık arttırmaya. Çok kötü durumda nadir bir eşya. 760, 690 vallahi 400 abi verirsen alayım. Git o zaman bana ne? Sıradan çok iyi 750 diyor. Aç gözü değilsin. Sana da 400 lan. Onlar da olsun rafta eşya olsun yani. Dükkan boş görünmesin kardeşim, amaç o. Şimdi açık arttırmada al kısmına geldik arkadaşlar ama bu açık arttırmadan tırsıyorum. Çünkü açık arttırma muhabbetinde her zaman risk vardır. Yani açık arttırmadan alabasalım bakalım ürünlerde. Nadir ürünler var genelde. Tahmini 3000 dolarlık bir ürünmüş. Ve kötü durumda. Fena değil. Tahminisi 4500. Kötü durumdasın.
Ya yürü git ya. Dalga geçiyor terbiyesiz ahlaksız benle ya. Şimdi ben bir alet aldım. Nadir kötü durumda bir alet. 1900 dedim, 877 bunu tamir ettirdim mi? Ben bundan kazanacakmışım gibi bir his var içimde. Neyse, open abi. Oğlum ben bunu nasıl alayım lan? Evet, 8600 değeri. Bilgili koleksiyoncu aç gözlü. Bastım, 8600 yazmıştık değil mi? Al. Al. Kaçarsın en fazla. Hoba, emin olamadın. Hadi güle güle. Allah bereket versin. Bakalım işlerimiz yürüyor mu? Sıradan ama çok iyi durumda. Yani... Ya yuh be abla yürü. Tahmini 7000 küsür. Durumu kötü. 11000 çok istiyorsun abla, yolla şükürsün. 400 ödemişim, 750 değeri var. Bilgi yok, açtık. 1120 ödüyorsun. Sadece sana bir test yapacağım. 1300 diyeceğim, bakayım fiyatı ne kadar yükselteceksin. Aa, veriyor musun? İyi. Allah Allah, hayrını gör ablacığım. Bir ürünüm kaldı, o da tamirli. Bakacağız, belki işimize gelen ürün gelir. Tahminisi 2500. Sahtekar şerefsiz. Hani ürün yok abi dükkanda. Abi çok pahalı ya. Yani tahminisi 600 dolar bunun. Vereyim sana 300 dolar. Valla. Tahmin değerin bilinmiyor abi. Ne istiyorsun peki? Ne istiyorsun sen buna? Yolun açık olsun. İbne kazık attı bize. Günah sayıldı uzaklardaki yeni bir din hakkında tweet atıp duruyor. Bundan sonraki gün sahte eşyalar karşılaşma ihtimalim azalmış. Şimdi... Bunu satıyorsun değil mi lan sen? 1500 dolarlık ürün. Açalım. Aç gözü falan değilsin. 1000. Ver. Valla tahminisi 5000 dolar. Ya bilemiyorum. 7000 veriyorsun. Ben sana 8000 diyorum cicim. Tahminisi 1500. Fiyat. Yallah. Abi %100 karla satıyorsun. Yani öyle bakmak lazım olaya. Şimdi arkadaşlar 28.000 paramız var. Devam ediyoruz. Fakat değerli YouTube'cum, seni çok seviyorum. Ama burada senin için küçük bir bölüm ayıracağım. Sana zahmet, bana da eziyet olacak ama. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hani mutlu olurum bunun için. Daha böyle oyunları biz çekmeye devam edeceğiz. Şimdilik senin için burada küçük bir kesik yapıyorum. Hemen arkasından diğer bölüm geliyor zaten. Hani bu canlı yayınımızı bölüm bölüm YouTube'a yükleyeceğiz. O yüzden sevgili YouTube, burada senin için kesiyorum. Kes. Tim.